Sevilay, bugün sizlere yerle çorbası yapacağım. Çok besleyici bir çorba tarifi, üstelik çok da doyurucu. O zaman yerle çorbamızın yapımına geçelim. Yayla çorbası için gerekli malzemeler: 1 çay bardağı pirinç, 6 su bardağı su, 1 tepeleme çorba kaşığı tereyağı, 1 çorba kaşığı nane, 2 çay kaşığı tuz. Terbiyesi için 1 adet yumurta sarısı, 6 tepeleme çorba kaşığı yoğurt, 1 silme çorba kaşığı un, yarım adet limonun suyu. Tencereyi ocağımın üzerine koydum. Ocağımın altını yakıyorum. Hemen suyumu tencereme boşaltıyorum. Şimdi suyumun kaynaması için bekleyeceğim. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Suyum kaynayana kadar bekliyorum. Suyumu kontrol ediyorum. Kaynamaya başladı. Şöyle altını kısalım, biraz sertleşsin. Şimdi pirinçlerim var. 1 çay bardağı kadar pirinç kullanacağım. Pirinçlerimi sadece bir su yıkadım. Nişastası akana kadar sakın yıkamayın. Çünkü çorbaya hafif koyuluğu veren o pirincin nişastası oluyor. Ben çoğu zaman un bile koymuyorum. Çünkü durdukça çorba koyulaşıyor. Çok fazla un koyarsanız bu sefer çorba iyiden iyiye koyulaşıyor ve kötü bir hal alıyor. Şimdi arada karıştıracağım. Altı orta ateşte. Pirinçlerim dibine yapışmasın. Ara sıra karıştırmanız gerekiyor. Yumuşayıp şişene kadar ara sıra karıştırarak pirinçlerimi haşlıyorum. Pirinçler haşlanırken ben de terbiyesini hazırlayacağım. Şimdi bir kase yoğurdum var. Şöyle dolu dolu tepeleme 6-7 çorba kaşığı kadar yoğurt. Bir tane yumurta sarısı. Şöyle yapıştı. Limon suyu. Limon suyu mutlaka koyun. Çok güzel bir lezzet veriyor. Arasındaki farkı anlayacaksınız. Şöyle biraz da un. Bir çorba kaşığı kadar. Dediğim gibi pirincin nişastası da çorbaya koyuluk verdiği için un çok fazla kullanmıyorum. Bir çorba kaşığı yeter. Şimdi bunları güzelce çırpıyorum. Çorbamın terbiyesi de hazır. Şimdi çorbamın sosunu hazırlayacağım. Bir yandan arkada da pirinçlerimi karıştırıyorum. Pişmek üzereler. Ufak bir sos tenceresinde tereyağımı eritiyorum. Tereyağım eridi. Altını hemen kısıyorum. Şimdi yayla çorbasının en önemli özelliği içinde bol bol nane barındırması. Şöyle bir çorba kaşığı kadar döküyorum. Ne kadar nane o kadar lezzetli. Kısık ateşte şöyle sallıyorum hafifçe yakmadan. Şöyle bir 20-30 saniye kadar kısık ateşte nanemin şöyle kavrulduğunu, bir kokusunu duyacağım. Hemen alacağım. Çok fazla böyle harlı ateşte olursa hemen yanabilir. Şöyle kokusu gelmeye başladı. Bu kadar yeterli. Şimdi yayla çorbasından kesilmemesi için ne yapmam gerektiğini size göstereceğim. Burada haşlanan pirinçlerim var. Pirinçlerim artık gördüğünüz gibi şiştiler. Şimdi ihtiyacım olan bir kepçe. Şimdi şöyle çorbamın suyundan alıyorum ve buradaki terbiyenin içine döküyorum. Çorbamda ne kadar az kalırsa o kadar iyi olur. Bütün suyu böyle terbiyenin içine dolduruyorum. Neden yapıyorum bu işlemi? Terbiyemin ısısı çorbanın ısısıyla aynı dereceye gelsin. Çorbam kesilmesin terbiyeyi ekleyince. Şöyle karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi artık terbiyemden de dumanlar yükseliyor. Böyle varsa üstte hemen boşluk. Yani pirinçler altta kalıyor, su üstte kalıyor. O suyun üstünde kalan kısmını alın. Gördüğünüz gibi neredeyse çorbanın suyu çok az kaldı. Hiç kalmadı gibi. Terbiyem artık sıcacık oldu. Şimdi kepçeyi alıyorum. Azar azar çorbama dökeceğim. Şöyle altını kısıyorum. Böyle çok az döküyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi
Tüm çorbanın içini terliğimi boşalttım. Şimdi kaynatmaya devam ediyorum. Hemen altını kapatırsanız yine çorbanız kesilir. Çorbanın kıvamı da gayet güzel oldu. Durdukça bir miktar daha koyulaşacağını unutmayın. Şimdi içine hazırlamış olduğum tereyağlı naneli sosumu da döküyorum. Hatta şöyle dibini sıyıralım. Ziyan olmasın. Şöyle çorbandan alayım birazcık. Şöyle çalkalayalım. Ve dökelim. Şimdi şöyle bu sosla da bir 5 dakika kaynatacağım. Çorbam daha güzel kıvam alacak. Oh, mis gibi kokuyor. Harika gerçekten. Çok besleyici bir çorba. Şimdi tuzunu da atalım. Altını kısıyorum. Kaynamaya başladım tekrar. Şimdi kısık ateşte ağzını da kapatayım. Bir 2-3 dakika kaynatıyorum. Çorbamı kontrol ediyorum. 2-3 dakika daha kaynattım. Gördüğünüz gibi hiç çorbamda kesilme olmadı. Yayla çorbası yaparken en çok karşılaşılan problemler çorbanın kesilmesi. Özellikle yeni yapacak olanlar için nasıl yapmanız gerektiğini de gösterdim ayrıntılı bir şekilde. Ve yayla çorbam hazır. Bugün sizlere yayla çorbası tarifi verdim. Yapımı son derece kolay bir çorba tarifi, fakat kesilmemesi için dediğim gibi uymanız gereken bazı püf noktaları var. Onları sizlerle paylaştım. Bunun haricinde çorbanın lezzetli olabilmesi için yoğurdun tatlı güzel bir yoğurt olması önemli. Yine tereyağının kalitesi de önemli. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.